Peki aslında Urla'dan neden Urla'yı seçtiğinizden bahsettiniz biraz ama neden Urla'yı biraz daha açar mısınız? Hoş yani Urla bazen böyle insanı şey yapıyor işte ya neden geldik diye de bir serzenişte içinde bulunuyoruz böyle Urla kısmını ama tabii. Biraz açabilir misiniz? Burada okudum ben. Ege Üniversitesi'nden mezunum, tıp fakültesinden. Diş hekimliğinde de okuduğum yılı da koyarsanız aslında uzun yıllar üniversiteli olarak demek ki buralarda dolaşmışım, bulunmuşum. Urla'yı bildiğim bir yer, Urla. Çeşme ve Karaburun'dan daha az bildiğimiz bir yer ama. Yani Foça'dan daha az bildiğimiz bir yer. Galiba bu İstanbul'dan hızlı ulaşım önce çok cazip geliyor, birincisi. Yani havaalanı ve şehre olan mesafesi çok cazip. İkincisi İstanbul'da olacak ve yine Urla olacak diye düşünmeye başlayınca böyle bir şey çıkıyor. İkincisi de çıkmaz sokak değil burası. Yani burası çünkü bir vadi. Çok olanaklı bir sürü şeye. Çeşme gitmek istiyorsanız buradan Çeşme'ye gidersiniz. Ya da Ayvalık'a ve Foça'ya da buradan gidebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani Kuzey Ege'yi de buradan gezebilirsiniz, dolaşıp geri dönebilirsiniz. Üzüm ve bağcılık çok lokomotif olmuş. Şarapçılar çok sağlam bir şey oluşturmuşlar. Bir katar oluşturmuşlar. Yemekçiler aynı zamanda. Gastronomi konusunda bence iddialı bir yer burası. Çünkü iyi bir yemek geleneği var. Otu çok güzel, lezzetli. Bu yüzden eti de bence lezzetli. Denizi var. Çok ahım şahım olmasa da birçok şeyi sunuyor. Ama ne yazık ki kasaba anlamında bu ilgiyi cevaplayacak, bu ilgiyi hak edecek, bu ilgiyi daha da besleyip yükseltecek bir yönetici akıl henüz yok. Ne yazık ki. Vatandaşların dışarıdan gelenlerle kurduğu ilişki hala ve henüz çok abartmasak da diğer ilçelere baktığımızda hala rant ilişkisi. Burayı daha çok kaça satarım? Aynen. Daha çok sattığınız, daha çok kaça sattığınız yerde bir süre sonra siz yaşayamaz olursunuz. Çünkü oranın habitatı değişir. Siz artık oradan geçen sene aldığınız fiyattan domates alamazsınız. Başka bir şey başlar. Başka bir ekonomik ilişki başlar. Bu tehlike duruyor, gözüküyor, var da. Restorasyonlar, Urla'ya ait bir mimari dokuya sadık kalınarak yapılmalı. Neyse Urla'nın, Urla'yı sembolize eden şey, o bir kere estetik anlamda ortaya konulmalı. Nedir yani? Biz bir yere gittiğimizde biliriz ki, bir Yunan adasına gittiğinizde, evet bilirsiniz ki orası beyaza boyanmış, kapıları pencereleri mavi boya, yağlı boyayla boyanmış, evlerin olduğu bir adadır orası. Bilirsiniz oradaki rengi de, dokuyu da ve onu değiştirmeye kalkışmazsınız. İşte Urla'nın da bir dokusu, bir kendine ait bir tematik olarak da onu böyle öne çıkartan bir şey olmalı. Farklılığı olmalı, ona sadık kalınmalı. İnşallah, umarım yöneticilerimiz bizim gibilerle, biz göçmeniz sonuçta, buraya gelen göçmenleriz. Aynen. Yani göçmenlerle yerel halkın, yöneticilerin birlikte oluşturacağı bir Urla olmalı.